10. Kaplan Yılı sezonu önümüzdeki pazartesi günü yani 17 Ocak tarihinde oyuna gelecek. Ve bu sezon toplamda 7 hafta sürecek. Ondan sonraki Brawl Pass sezonları da her 2 ayda bir gelecek ve her 2. ayın ilk pazartesi günü oyuna eklenecek. Bu videoda 10. sezonla oyuna eklenecek olan yeni Brawl Pass kromatik karakterimiz Fang ile ilgili bilmeniz gereken 10 efsane şeyi sizlere göstereceğim. Bu 10 şeyden bir tanesi Fang'in gizli bir pasif özelliği var arkadaşlar. Videonun içerisinde bundan da bahsedeceğim. Mutlaka sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve bunu da Supercell'in test hesabı üzerinden oyunun içerisinde uygulamalı olarak göstereceğim. Aynı zamanda eğer bu videoya 5000 like gelirse Brawl Pass alamayacak arkadaşlar için Fang'i ücretsiz olarak çıkartmanın bütün taktiklerini de ayrı bir videoda sizlerle paylaşacağım. Aşağıdan mutlaka bir like atmayı da unutmayın. Hemen ilk maddemizle başlayalım. Sol taraftaki açıklamada Fang amansız ve hızlı tekmeleriyle nam salmış bir dövüşçüdür diyor. Ve hem Brawl Talk'ta hem benim daha önce paylaştığım Sneak Peek videolarında Fang'in hikayesinde de Fang'in Star Park'ın yerel sinemasında çalışan istekli bir aktör olduğunu söylemiştik. Son dönemde biliyorsunuz Star Park'la ilgili çok fazla şey görüyoruz. İnanılmaz gizemli günler bizi bekliyor diye düşünüyorum ve Fang de yine Star Park'ta sinemada çalışıyor. Aynı zamanda Fang'in çok çok benzer olduğu bir karakter var arkadaşlar. Oyundaki karakteristik özelliğine baktığımız zaman çok benzediği bir karakter var. Hangi karakter olduğunu şu anda videoyu durdurup yorum kısmına yazabilirsiniz. Videoya devam etmeden önce Yemek Sepeti'ne bu videoya sponsor olduğu için çok teşekkürler. Yemek Sepeti içerisinde restoranları listele kısmına tıkladığınız zaman karşınıza ekranda gördüğünüz gibi bir Joker indirim bölümü çıkıyor. 30, 40, 70 ya da 120 TL'lik siparişlerinizde güzel bir indirim kazanıyorsunuz. Şu anda bana sadece bir tane restoranda Joker indirim çıktı ama birden çok restoranda da çıkabiliyor. Restorana git'e tıkladığımız zaman da o restoranın ürünlerini görebiliyoruz. Ben şu anda bir tane menü ekledim 62 TL değerinde ve burada aşağıda bir not var. 8 TL daha eğer ürün eklersen 25 TL indirim kazanıyorsun diyor. Aşağı tarafta gördüğünüz gibi Joker sonrası tutar 62 lira yerine 47 lira yani 15 TL indirimi kapıyoruz. Ve şu anda siparişimi oluşturdum. Bir de Piri Reis rozeti diye bir tane de rozet kazandım arkadaşlar. Siz de Yemek Sepeti Joker indirimlerden faydalanarak sipariş vermek isterseniz açıklama kısmında Yemek Sepeti'nin bize özel sağladığı linke tıklayabilir ve çok kolay bir şekilde siparişinizi oluşturabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun diyelim ve hemen isterseniz videomuza dönelim. Fang'in benzerlik gösterdiği diğer karakter de tabii ki Edgar arkadaşlar. Muhtemelen yorum kısmına yazmışsınızdır diye düşünüyorum. Hatta bunun da Orochi Edgar yani Yılan Edgar diye ekranda gördüğünüz gibi bir tane de kostümü gelecek ve bu kostüm de yine 10. Kaplan Yılı sezonu ile birlikte gelecek. Yani o sezonun içerisinde bir yerde gelecek. Tam tarihi şu anda belli olmadığı için bunu söyleyemiyorum ama hem Fang hem de Edgar inanılmaz egolu karakterler arkadaşlar. Bunu hem oyun içerisindeki hareketlerinden hem de sözlerinden görebiliyoruz. Ve Edgar bildiğiniz gibi Star Park hediye dükkanında çalışıyor. Fang de Star Park'ın sinemasında çalışan bir aktör. Yani aynı çatı altındalar. Gelelim ikinci konuya arkadaşlar. Şimdi Fang'in eşyalarıyla ilgili neler seçilebilir? Bundan da bahsetmek lazım. Bir kere biliyorsunuz kalkan eşyasını mutlaka seçmemiz lazım. Çünkü kalkan eşyası ekstra bir can kazandırıyor. O yüzden bütün karakterlerde birinci olarak bu eşyayı kesin seçebilirsiniz. İkinci eşya kesinlikle ama kesinlikle hasar olmalı ama eğer çalılı bir haritaysa da bu sefer tabii ki hız seçmeliyiz. Neden hasar olmalı? Bundan da birazdan bahsedeceğim. Fang'in gizli bir pasif özelliği de var. İki tane yıldız gücü var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi taze tekme ve süperiyle bir düşmanı yok ettiğiniz zaman tekrar doluyor ve tekrar bir kere daha süper atabiliyorsunuz. Bu ofansif bir yıldız gücü ama kesinlikle ve kesinlikle ikinci yıldız gücü yani kalkan ayakkabıyı seçmelisiniz. Çünkü kalkan ayakkabıda 3 saniyede bir 500 hasarı emen bir kalkan oluşturuyor. Gerçekten oyunun akışını değiştiren bir yıldız gücü. Çünkü zaten rakibin yanına kadar gidip o şekilde savaşıyorsunuz. Böyle bir kalkan inanılmaz faydalı oluyor. Geldik dördüncü maddemize. Fang bildiğiniz gibi yakın menzilli bir karakter ama uzağa doğru da ayakkabısını fırlatıyor. Eğer vuramazsa rakibi ayakkabısını fırlatıyor arkadaşlar. Bizim ayakkabı fırlatmamız 525 hasar veriyor 11 seviyede. Bizim ayakkabıyla yapmamız gereken şey süperi doldurmak. Ve toplamda 4 tane ayakkabı tutturduğumuz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar süperini doldurabiliyoruz. Yani 4 tane ayakkabı atacağız, süperi dolduracağız ve daha sonra da rakiplerin üzerine doğru uçacağız. Beşinci maddeye geldik. Şaşırtacak bir madde sizi muhtemelen arkadaşlar. Belki de bunu fark etmiş olabilirsiniz ama Superi'nin açıklamasında diyor ki Fang çok güçlü bir tekme atar ve bu tekme yakınlardaki 3 düşmana kadar zincir vuruş yapabilir. Fakat biz Superi kullandığımız zaman 3 tane rakibe değil 4 tane rakibe birden vuruyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi 4 tane rakibi birden aldık. Açıklamasında muhtemelen ilk vurduğu rakibin dışında sonraki 3 rakip diye bahsetmiş. O yüzden bu şekilde yazmışlar ama normalde toplamda 4 tane rakibe vuruyorsunuz arkadaşlar. Yani şu
olay gerçekten inanılmaz. Bütün herkesi rahat bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Geldik 6. maddemize. Patlamış mısır yağmuru isminde bir aksesuarı var Feng'in. Hatta patlamış mısırla ilgili Feng'in üzerinde bazı görseller de var. Onları da göstereceğim videonun ilerleyen bölümlerinde. Patlamış mısır yağmuru etrafa mısır taneleri atıyor ve rakiplere hasar veriyor. Ve her bir mısır patladığı da 500 hasar veriyor. Peki bu acaba nereye kadar hasar veriyor ve duvarların arkasına da hasar veriyor mu? Şimdi isterseniz bir de buna bakalım. Deneme mağarasının ilk başlangıç noktasında bir tane şimdi aksesuara basıyorum ve tam robotların olduğu yere kadar atacak arkadaşlar. Bakın tam menzile aslında deneme mağarasının başlangıcındaki iki robot mesafesi kadar. Peki duvarın arkasından acaba atıyor mu? Hemen ona da bakalım isterseniz. Mesela duvarın arkasında bir rakibiniz var ve şu şekilde çalıda pusuyorsunuz. Attınız arkadaşlar ve tabii ki duvarın arkasına da atıyor. Yani bu aslında onu öldürmek için değil ama mesela iyileşiyor, iyileşmesini istemiyorsunuz. Hemen bir tane aksesuarla iyileşmesini durdurabilirsiniz. Ve iyi bir Feng savaşçısı olmak için aksesuarın menzilini de bilmek bence çok önemli. O yüzden bu detayı da göstermek istedim. Oyunun içerisindeki en iyi kombosunu göstereceğim arkadaşlar Feng'in. Öncelikle ayakkabımızı atacağız şu şekilde. Şimdi süper ve aksesuara aynı anda basıp spamleyeceğiz arkadaşlar. Süperle uçacağız, sonra aksesuar ve süpere basacağız sadece. Çünkü süperi anında doluyor ya, dolduğu zaman hemen tekrar atmak istiyoruz. Bakın arkadaşlar şu şekilde aksesuarımı da attım, tekrar süperimi attım ve gördüğünüz gibi inanılmaz combo. Yani süpere ve aksesuara durmadan iki parmakla birlikte bastım. Siz de bu şekilde oynayın mutlaka. Normal atış tuşuna basmanızın hiçbir anlamı yok yani, çünkü normal atışla süper dolduğu zaman tekrar şey yapamazsınız. Tekrar bir kere daha süper atamazsınız. Mutlaka süperle spamleyin yani. O çok önemli komboda. Şöyle yapalım, bunu da alalım. Ya abi inanılmaz güçlü bir karakter. Yani bu kesinlikle ama kesinlikle bence nerf yiyecek. İnanılmaz güçlü bir karakter. Yani şimdiye kadar gelmiş geçmiş en güçlü karakter diyebilirim. Birebir VS'lerde neredeyse kimseye kaybetmedi. Belki izlemişsinizdir. İzlemediyseniz onu da mutlaka izleyin bu arada. Şimdi de geldik 10. ve son detayımız arkadaşlar. Feng'in normalde Öfkeli Feng diye Brawl Pass sezonunun o en sonunda Brawl Pass ödülü olarak alabileceğimiz bir tane kostümü var ki benim en beğendiğim Brawl Pass kostümlerinden biri oldu 70. seviye için. Çünkü normal haline göre çok daha böyle karateci bir pozu var. Böyle kostümü vesairesi Street Fighter'daki Ryu karakterine benzemiş. Benim çok ama çok hoşuma gitti. Şimdi bunun normal kostümünü yani kostümsüz halini seçiyoruz. Bakın elinde bir patlamış mısır var arkadaşlar ve patlamış mısır yiyor. Daha sonra da kabını arkaya doğru atıyor. Patlamış mısırla ilgili zaten bir aksesuarı var biliyorsunuz. Patlamış mısır yağmuru etrafa patlamış mısırlar atıyor. Bunun sebebi aslında bu. Yani elinde bir patlamış mısır kutusu var ve aksesuara bastığınız zaman o elinde tutmuş oldu. Patlamış mısır kutusundaki mısırları etrafa dağıtıyor. Ya da belki cebinde tutuyor bilmiyorum ama bir yerde patlamış mısırları var. Patlamış mısırla tek alakası da bu değil. Karakterimizin ön tarafında gördüğünüz gibi yine bir patlamış mısır simgesi var. Tam şu sarı bandın alt tarafında görüyorsunuz arkadaşlar. Elleri cebine sokuş falan da çok karizma gerçekten. Orada bir patlamış mısır var. Yine şöyle sağa doğru çeviriyoruz. Şapkasının üzerinde yine bir patlamış mısır ve patlamış mısır kabı görüyoruz. Ve burada da bitmiyor arkadaşlar. Arkasını çeviriyoruz ve arkasında yine bir patlamış mısır sembolü görüyoruz ya da logosu görüyoruz. Yine Feng ile ilgili son bir şeyden daha bahsedeceğim arkadaşlar. Şöyle ilk ben baktığım zaman özellikle sneak peek videolarında falan Feng'in böyle hani full bir şapka taktığını düşünmüştüm ama full bir şapka takmıyor. Belki şu anda yandan gösterince siz de fark etmişsinizdir. Bu üst taraftaki saçı arkadaşlar. Yani böyle hani üst tarafı açık bırakan şu şekilde şapkalar oluyor. Öyle bir şapka takıyor. Özellikle şu Öfkeli Feng'de bu daha da belli oluyor. Gördüğünüz gibi Öfkeli Feng'de böyle arka taraftaki şeyi bir de karateci bandı gibi bant yapmışlar. Yani gerçekten hoş olmuş. Ya da onu belki ayrıca üstüne mi takmış bilmiyorum ama burada da gördüğünüz gibi saçları şapkasının üstünde. Yani aslında şapkası saçlarını kapatmıyor öyle diyelim. Şimdiye kadar gelmiş geçmiş en güçlü Brawl Pass karakteri diyebiliriz arkadaşlar. Feng için gerçekten hem oynaması çok eğlenceli hem de karakter inanılmaz güçlü. Dediğim gibi eğer bu videoya 5000 like gelirse arkadaşlar Feng'i ücretsiz olarak almak için bütün taktikleri ayrı bir videoda sizlerle paylaşacağım. Aşağıdan mutlaka like atmayı unutmayın. Bu tür güncel Brawl Stars içeriklerini de kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ve son olarak da marketten kod bölümüne Onur yazarak yine bana destek olabilirsiniz. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.